Üniversite 101 kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. Şu anda neredeyim? Şu anda Bilkent'teki yurdumdayım ve bir Bilkent sabahından daha sizlere günaydın demek istiyorum. Bilkent'e yerleşeli yaklaşık bir hafta falan oldu ve zaten önümüzdeki haftada Bilkent'te yüz yüze dersler başlayacak. Bilkent'teki sistem hakkında sizlere küçük bilgilendirmeler yapayım ben. Hibrit sistemle bu yıl Bilkent eğitim öğretim dönemini tamamlayacak. Hibrit sistem nasıl oluyor? Örnek veriyorum, İngilizce dersinin haftada 3 kere dersi var diyelim. Ve bu 3 derste 2 tanesi online olacak. Bir tanesi de öğrencinin seçmesine göre yüz yüze ya da online olacak. Mesela öğrenci ben o derse de gelmek istemiyorum diyorsa 3 İngilizce dersinin tamamını da online olarak ilerletmiş olacak. Ama ona gelmek istiyorum, yüz yüze hocayı görmek istiyorum diyorsa o zaman ikisini online olarak birine yüz yüze olarak katılacak. Buna hibrit yani karma sistem deniyor. Mesela fizik dersinde hani bu İngilizce'deki zorunlu değil. İsteyen tamamen online de alabilir. Ama fizik dersinde laboratuvarlarda gelmek zorunlu gibi. Yani hani kimi durumlarda bizi zorunlu tutmuşlar. Kimi durumlarda ise gelip gelmek öğrencinin tercihine bırakılmış. Şimdi yurdu merak edenler oluyordu zaten, arkamda şu an görüyorsunuzdur. Ben bununla alakalı bir video çekmiştim ama şimdi yine size kısaca bir böyle odamı tanıtmak isterim açıkçası. İsterseniz hemen şöyle küçük bir tanıtım yapalım. Şimdi tabii önemli olan yani insanın sabah kalktığında nasıl bir manzarayla uyanması bence. Arkadaşlar sabah kalktığında şöyle göstereyim. Burası odanın camı. Hani oraya bir kont montum asmışım ama. Burası odanın camı. Şöyle altta açılan bir cam var. Üstte de aynısı var ama şu an perdeler kapatmış. Böyle bir manzarayla uyanıyoruz. Tabii şu an hani Ekim ayı olduğu için biraz böyle sanki çimler falan soluk gibi şuradakiler. Ama normalde daha da çimlik oluyor. Daha da yeşil oluyor ve bu yeşil gerçekten çok iç açıcı oluyor. Şurada genelde yurtta kalan öğrencilerin araçları var. İşte burası yurdun önü. Ve size gerçekten çok güzel bir haberim var. Yani en azından ben bunu duyduğumda çok mutlu olmuştum. Bizim yurdumuzun altında çatı açılmış. Çatı ne onu bilmeyen varsa hemen söyleyeyim. ODTÜ'de, Hacettepe'de ve TOP'ta ve daha birçok kurumda, birçok üniversitede olan bir restoran diyebilirim. Ama bunun en güzel ve en öğrenci dostu yanı yemekler kilo ile satılıyor. Her yıl bir bedel belirliyorlar. Mesela 35 yıldır sanırım geçen yıl. Herhangi bir yemek ne alırsanız alın kilosu 35 lira. Yani orada patates de alsanız, tavuk da alsanız kilosu 35 lira. Ve siz bunu kilo ile tartıp satın alıyorsunuz. Yani toplam 500 gram yemek aldıysanız 17,5 lira ödüyorsunuz. Ve bu genelde gerçekten öğrenci dostu oluyor. Çok uygun fiyatlı oluyor diyebilirim. Şöyle yurdun içine geçelim hemen. Burası bizim dolaplarımız. Şu an oda arkadaşım daha gelmediği için onun burası tabii biraz pırıl pırıl. Yani ben size ilk halini göstereyim. Olması gereken hali. Bu da maalesef benimki ya. Benimki biraz dağınık. Şurada bir tane mouse var mesela şu an kullanmadığım. Burada maskeler orada biraz kötü duruyor. Evet, yenisini almak lazım. Şurada sizlere dağıtacağım kitaplar var. Aslında sizi en çok ilgilendiren kısım burası olabilir. Bunların hepsi TET-AYT kitabı ve hepsi gerçekten birbirinden güzel kaynaklar. Hepsi de sıfır diyebilirim. %90'ı falan sıfır bunların. Hatta %95'i bile olabilir. Ve bu kaynakların hepsini sizlere çekilişle dağıtacağım. O yüzden arkadaşlar takipte kalmayı asla unutmayın. Şöyle benim de bir masamı gezelim isterseniz. Su şişesi tabii olmazsa olmazım. Powerbank'im, gözlüğüm ve sizlere video çekerken kullandığım tripod yine olmazsa olmazlarım. Bilgisayarım ve tabii ki kalkülüs kitabı arkadaşlar olmazsa olmazım. Burada en son bir koşuk öğrencisine program hazırlamışım, o belli. Sonrasında burada tabii fanım, o kesinlikle olmazsa olmazım. Yani kışın bile onu kullanıyorum. Sıcaktan nefret ediyorum diyebilirim ders çalışırken. Şurada bir çelik kasamız var. O gerçekten çok ince düşünülmüş. Burada aynı şekilde yatağım var. Hafif dağınık ama bir öğrenci için bence gayet ideal. Şurada bir kütüphane diyebiliriz. Aynısı şurada da var. Ve arkadaşlar bakın şu çok ince bir detay. Gece bunu böyle açıyorsunuz. Sabah bunu bu şekilde kapatıyorsunuz. Bakın göstereyim. Gece bunu bu şekilde açıyorsunuz. Böyle indiriyorsunuz ve bununla kitap okuyabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok iyi düşünülmüş. Ve bunun yanında priz olması da, yani yatağının başında priz olması da gerçekten ince bir detay olmuş diyebilirim. Şu şekilde bir de odanın iç kısmına geçelim. Burada küçük bir buzdolabı koymuşlar. İşte şurada ayakkabılarımız falan var. Orası biraz dağınık, orayı hemen geçeyim. Şurası tuvaletimiz. Bu arada odamız 2 kişilik. Şurada bir klozetimiz var. Burası aynamız var arkadaşlar burada. Burası da bizim duş aldığımız duşakabin diyebilirim. Odalar bu şekilde. Yine ben aşağı indim. Az sonra özel derse gideceğim. Özel derse gitmeden önce de size yine bir otoparkı gösteririm. Böyle araçları falan merak edenler oluyor. Böyle Bilkent'in çok zengin züppe mekanı olduğunu düşünenler oluyor ama öyle olmadığını az sonra göreceksiniz arkadaşlar. Ve bunun dışında aşağı indiğimde de çatıyı yine sizlere gösteririm restoranda arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hazırlandım ve şu an özel derse gitmek üzere giriş kata iniyorum. Şimdi şöyle çıkalım.
bu çıkışlar falan gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle güvenlikli. Yani şuna bastığınızda normalde kapı açılıyor. Girerken de şuradan kartınızı okutmanız lazım. Eğer yurtta kalan öğrenciyseniz bu kapı açılıyor dışarıdan, yoksa asla açılmıyor. Çatı dediğim yer işte burası arkadaşlar. Yurdumuzun hemen altında. Tabii şu an biraz boş. Yemekleri şöyle bir göstereyim ben isterseniz. Yemeklerin nasıl verildiğini. Normalde dediğim gibi kiloyla veriliyor. Ancak şu anda pandemiden dolayı şu şekilde kapalı kaplarda satılıyormuş arkadaşlar yemekler. Fiyatları falan mesela görebilirsiniz. İşte mozaik köfte, sebze sote ve makarnanın olduğu bir paketimiz var. Şu şekilde ve 11 lira. Hani aslında şu anda da fiyatlar çok pahalı değil. Ya da mozaik köfte, sebze sote ve makarnanın olduğu, pardon, 17 lira yazıyormuş. 11 değilmiş. 17 lira yazıyormuş. Özür dilerim. Şurada bir kadın budu, köfte, brokoli, patates püresinin olduğu bir menümüz var. Yine 18 lira bu da. Ve burada da domatesli kuru fasulye artı pilavın olduğu 10 liralık bir menü var. Bu şekilde kapalı ama gerçekten yiyeceklerin tadı bence 10 numara. Yani ben burayı çok beğendim. Hani yurda daha yeni yerleştim ama sürekli buradan yiyorum diyebilirim. Burada işte böyle kapalı bal reçelinin olduğu, tereyağının veya böyle tahinin olduğu kısımlar var. Burada da bu şekilde kapalı, neymiş bunlar ya, kakaolu tahıl topları da içemedim buradan. Bu tarz şeyler var da bunlar ne, ha, bardak müsliymiş bunlar, anladım. Bunlar da tabii tercih edilebilir ama ben bunu pek tercih etmiyorum açıkçası. Şurada yine içeceklerin olduğu kısımlar var. Buranın da fiyatlarına bakalım. Mesela kutu içecekler 4.25 diyor. Yani ortalama meyveli soda diyor 2.25. Su diyor 1.25. Yani evet, ortalama belki biraz üstü, belki biraz altı. Tabii şehirden şehire değişiyordur. Ama Ankara'da biraz böyle arkadaşlar fiyatlar. Burada da yine peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri falan var. Kapalı kutularda profiterol tarzı tatlılar satılıyor. Onun dışında burada yoğurtlu müsliler var. Onların da fiyatları 9 liraymış. Fırın sütlaç var mesela burada 5 liraymış. Yani fiyatları bence öğrenci için ortalama ya. Çok da fazla demeye gerek yok bence. Çatı dediğimiz yerde bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen buradan çıkayım ben ve otoparka doğru gideyim. Şöyle her yerde dezenfektanlarımız var zaten. Burada da var. Hatta şöyle bir yurdu dıştan da bir görselini alalım aslında. Şu alt taraf bizim gördüğünüz bina gözüküyor değil mi? Kısa biraz daha. O bina spor salonu arkadaşlar. Yurdun hemen dibinde olması gerçekten çok güzel. Şu an otoparka doğru gidiyorum. Şöyle bir arkamı döneyim. Evet, yurdun dıştan görünüşü de bu şekilde arkadaşlar. Dıştan görünüşü gerçekten beni çok cezbediyor ya. Dıştan görünüşü gerçekten çok güzel bence. Çok güzel tasarlanmış. Şurada yurtta odaların olduğu kısımlar. Yani aslında şurası, şu uzun olan kısım öğrencilerin ders çalıştığı ortak alan. Orası aslında yurt değil. Yurdun öğrencilerin kaldığı kısım burası. Tabii ikisi aynı blok ama öğrencilerin kaldığı odalar burası. Burası ise öğrencilerin ders çalıştığı ortak alanların olduğu kısım yani aslında. Şu şekilde otoparka gidelim. Sonrasında ben de özel derse gitmek üzere yola koyulayım. Hatta ya normalde yurdun yanından da bir Bilkent'in çıkışı var ama onun yerine daha uzun yoldan gidip size biraz Bilkent'in içini göstermek istiyorum. Öyle de yapabiliriz aslında ya. Çok da mühim değil. Tek sorun yoldaki kasisler. Yolda gerçekten çok fazla kasis olduğu için biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Sürekli çok düşük hızlarla gitmemiz gerekiyor Bilkent içinde. Şu mavi çizgiler ne diye soranlar olabilir. Arkadaşlar bu mavi çizgiler sigara içimi alanları, bakın. Bu çizginin dışında zaten görüyorsunuzdur yani, yere maalesef izmarit atmışlar. Bu çizginin dışında mesela şurada sigara içemezsiniz. Ama burada içebilirsiniz arkadaşlar. Burada içerken yakalanırsanız ceza yersiniz. İşte ilk seferde ceza yiyince bir sosyal sorumluluk projesine falan katılıp orada yer aldığınızda bu cezanızı siliyorlar. İkinci kezde de kimliğinizi falan alıp sanırım disiplin işlemi yapıyorlar ikinci ya da üçüncü seferde. Öyle de bir sorun oluyor açıkçası. Yani sigara konusunda Bilkent bayağı bir titiz ve dikkatli. Bir o kadar da acımasız diyebilirim. Buradaki araçlara bakabiliriz şu şekilde. Yani hani böyle hepsi çok lüks, işte böyle Ferrari'ler çarpışıyor, helikopterle gelen öğrenciler var falan gibi. Yani değil bence hani. Tamam, lüks araçlar var ama bunun dışında hani ortalama araçlar da bulunuyor. Her öğrencinin altında öyle çok aşırı lüks araçlar yok. O yüzden böyle Bilkent'e geldiğimde ben işte arabasız gelirsem ezilir miyim gibi bir korkunuzun olmasına falan hiç gerek yok. Ya da burada işte zengin,
ya da orta halli ayrımı oluyor mu? Burslu burssuz ayrımı oluyor mu falan? Açıkçası çok olmuyor arkadaşlar. Yani ben hani burada burslu okuyorum ama daha öyle bir şeyle karşılaşmadım. Hiç kimse bana sen burslusun işte bizim grubumuza giremezsin falan demedi ki. Zaten öyle bir şey olması mümkün de değil. Yani sonuçta hani üniversitedesiniz artık. Yani buradaki herkes 20 yaşından büyük birey diyebiliriz çoğunluk için. O yüzden öyle bir soruna karşılaşacağınızı ben düşünmüyorum. Şimdi ben araca bineyim ve yolumuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi otoparktan çıkıyorum. Şöyle geri geri gelelim. Yurdu zaten yine görüyorsunuz. Şu gördüğünüz de arkadaşlar başka bir yurt. Burada biraz daha eski bir yurt. Yani bizim yurdumuz geçen yıl yapımı tamamlanan bir yurt. Yani bu yurtta ilk kalan öğrencileriz aslında biz. Bu yurtlar biraz daha eski, bu sağ taraftaki yurtlar. Biraz böyle kampüs içindeki canlılığı görün. Yani şu anda öğrenciler ne durumda? Çünkü şu anda saat 9.37 ve hani 9.37 olmasına rağmen öğrenciler ne durumda? Dışarıda duruyorlar mı? Dışarı çıkıyorlar mı? Falan böyle kampüste oturanlar var mı falan. Onları biraz böyle inceleyebilirsiniz aslında. Şurada bakın bir çimlik var. Şimdi yanından geçiyoruz. Şurayı bir göstermek istedim sizlere. Ama şu an önümüzdeki bu yeşillik dağından dolayı arkasını göremiyoruz ama bir saniye. Şuradan dönerken göstereyim. Heh, şurası arkadaşlar bakın. Burayı şu an tabi yeşillendirmek için suluyorlar. Bu arka taraf, yani bu önümüzdeki dağın hemen arkasında bulunan yeşillik öğrencilerin en sık ziyaret ettiği yer diyebilirim. Bakın şöyle gözüküyor mu ya? Biraz arada kaldı ama neyse. O yeşillik alanda öğrenciler gecelere böyle oturuyorlar. Kendi işte çimliğin üstüne direkt oturanlar var. Yere böyle bir şeyler serip ıslaksa değilse direkt oturanlar var. Ondan sonra oraya sandalyelerini atıp oturanlar var. Zaten o çimlik alanda da 2-3 tane bank var da tabii yetersiz kalıyor. Orada şarkılar söyleniyor. Kimisi böyle frisbee falan getirip oynuyorlar. Özellikle o frisbee takımı gece gündüz oynuyor yani. Hani onlarla bir tanışmak istiyorum ben. Çünkü gece gündüz frisbee oynuyorlar. Hani karda kışta dediğimiz tabir var ya. Hava 35 derecede olsa, -5 derecede olsa o arkadaşlar orada frisbee oynuyor. O yüzden onları hani böyle bir tanışıp bu tutkularına dolayı tebrik etmek istiyorum. Yani bu tutkun aynısını üniversite sınavında siz gösterirseniz emin olun başarıya ulaşacaksınız arkadaşlar. Ben size sadece bunu söyleyeyim. Şurada bir Sözeri adlı pide lahmacun kebapçımız var. Fiyatları yine buranın da uygun ve gerçekten pidesi çok güzel. Bakın burada ringler var. Tunus ve burada da dolmuş yazıyor. Arkada Sıhhiye ringi vardı. Bu ringler tabii şimdi Ankara'yı bilmeyenler varsa Tunus, Sıhhiye, hani bunlar Ankara'nın merkezleridir. Yani her yere ulaşabileceğiniz konumlar diyebiliriz. Ringler genelde böyle merkezlere gidiyor. Ya da otogara giden ringler de var. İşte hafta sonu evlerine dönen arkadaşlar oluyor bazen. O arkadaşlar falan bu açtı. Yani otogar ringinden faydalanıyor sıkça. Ben bu yolun kasisleri dışındaki her şeyini seviyorum. Yani bir tek kasisleri çok kötü. Ama onun dışında yolun bu şekilde yeşillik olması falan. Yani sabahtan akşama kadar hani bu yolu gidip gelebilirim bence. Çünkü hiç sorun değil. Çünkü gerçekten insanın içini aydınlatıyor diyebilirim ya. Hani şu yeşillik, ortamın bu şekilde böyle rahatlatıcı havası beni çok tatmin ediyor açıkçası. Ve Bilkent genel olarak böyle yeşil bir yer. Yani Bilkent'te sadece binalardan oluşan bir yer görmeniz pek mümkün değil. O binaların en sık olduğu, fakültelerin olduğu iç kısmında bile fakültelerin üstünü böyle sarmaşıklarla kaplamışlar. Mesela işletme fakültesi var arkadaşlar. En sevdiğim fakültedir benim. Dışı böyle tamamen çim diyebilirim. Ya, pardon, sarmaşık diyebilirim. Yani bina hani zaten Bilkent 84'te kurulduğu için binalar biraz eski. O eski tarihi yapının üzerine bir de böyle sarmaşıklarla kaplayınca sanki tarihi eser gibi duruyor. Gerçekten çok güzel bir bina orası da. Sanırım burada kasis yoktu ya. Burada biraz daha hızlanabiliriz. Normalde bu arada Bilkent'te bu yollarda maksimum hız 50. Ben şu an 80'le gidiyorum ama maksimum hız 50 ve
bu sınırı geçtiğinizde belli noktalarda Bilkent'in içinde de radar var. Bu Bilkent'in sticker'ı oluyor tabii giriş çıkışlarda kullandığımız. O radara yakalandığınızda ya da ters yönden girdiğinizde ya da yapılmaması gereken bir hareket yaptığınızda kısacası sizden puan kesiliyor. Toplam 16 puandı sanırım bir yıldaki hakkınız. Bu 16 puanı işte tamamen kaybederseniz o araçla bir daha Bilkent'in içine giremiyorsunuz. O yüzden Bilkent bu araç konusunda da çok disiplinli diyebilirim. Ve hatta her yerde yaya önceliği var Bilkent'te. Yani sadece yaya geçişlerinde değil, her yerde yaya önceliği var. Herhangi bir yolda, yaya geçidi olsun veya olmasın, siz yaya yol vermezseniz eğer arkadaşlar, bu yaya sizi ihbar ederse bilkenttrafik.tr'ye, o zaman sizden ceza puanı kesiliyor az önce bahsettiğim konu. O yüzden bu noktada da kesinlikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şu an işte saat 9.40, benim onda özel dersim var ve oraya gidiyorum. Bu dönem biraz daha fazla yurtta kalacağım gibi, çünkü hafta sonunda derslerim var. Yani haftanın 7 günü benim dersim var. El insaf gerçekten. Ama yapacak bir şey yok maalesef. Haftanın 7 günü dersim var ve ben bu 7 günde de büyük ihtimalle Bilkent'te olacağım. Hani 2 haftada 3 haftada bir eve gitmeyi düşünüyorum. Geçen dönem her hafta sonu eve gidiyordum, çünkü hafta sonu derslerim yoktu. Ama bu dönem biraz öyle olmayacak. Bir de bu dönem tabii derslerim de daha çok ağırlaşıyor. O yüzden herhalde böyle 3 haftada falan bir eve gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir de geçen dönem hani aracım da yoktu. Bu dönem aracımın olması da benim için bir avantaj. Çünkü özel derslere falan gördüğünüz gibi direkt yurttan gidebiliyorum. Ve bu benim işimi çok rahatlatıyor. Şimdi özel derse gideceğim. Sonra özel dersten çıkıp yurda geleceğim. Ondan sonra belki hani bir ders çalışacağım. Orada da aslında bir video çekip orayı da o şekilde tamamlayabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın ve sağlıcakla kalın. Arkadaşlar merhaba. Özel dersten şimdi geldim. Ve tabii Bilkent'te olunca haliyle ödevlerden falan başınızı kaldırmanız pek mümkün olmuyor. Özellikle böyle elektrik, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi biraz daha ağır bölümler düşünen varsa ya da TM'de hukuk falan düşünen varsa, gerçekten bunların iş yükü diğer bölümlere göre biraz daha fazla oluyor. Ben de tabii şimdi özel dersten gelir gelmez bir yemeğimi yedim ve tabii çalışmaya başlayacağım. Matematik ödevi var. Seriler ve diziler. Aslında tabii 12. sınıf olan arkadaşlarım falan bildiği konular bunlar. Ama tabii lise seviyesinde olmuyor maalesef. Yani normal seviyede bir işte seriler ve diziler olmuyor. Tabii ona dayanıyor yine temeli. Ama arada maalesef ciddi bir uçurum oluyor yani üniversitede öğretilenle lisede öğretilen arasında. Ben de şimdi matematik ödevimi yapacağım. Bu sürede de biraz açık bırakacağım videoyu. Hem beraber biraz çalışmış oluruz. Benim nasıl çalıştığımı falan belki böyle görmek isteyen varsa onu görmüş olur. Biraz aslında şeyi de gösterebilirim. Yani bilgisayardan da çalışacağım eş zamanlı ödevi bilgisayarda. Hani oradan buraya işte defterime işlemleri yapıyorum. O sırada canlı olarak ekranını da gösterebilirim. Oradaki soruların işte ne tarz sorular olduğunu falan da gösterebilirim aslında bir ara. Ya böyle karışık, böyle simultane mi derler? Hani akışına bırakarak bir video yapmaya çalışacağım bu videoda. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ben artık çalışmaya başlıyorum. Sizler de sanırım beni izleyeceksiniz bu süreçte diye umut ediyorum tabii ki. İnşallah öyle olur. Thank you.
Arkadaşlar isterseniz biraz size de göstereyim aslında ben. Yani ben şu an neler yapıyorum. Şu şekilde ödevlerde neler yaşıyoruz falan. Size biraz onları da göstereyim. Belki ilgisini çekenler olur. Bir bakalım isterseniz. Şu an konularımız az önce sizlere de söylediğim gibi arkadaşlar seriler ve diziler üzerine. Bu kitap şöyle bir kalkülüs kitabı. Şöyle bir göstereyim. James Stewart'ın Kalkülüs Metric versiyon 8. edition. 8. baskı yani. Şimdi bu kitapta işte biz zaten bayağı bir ilerlemiştik aslında. Şuraları falan işte matematik 101'de görmüştük. Bu kitabı hem matematik 101'de hem de matematik 2'de. Yani 1. sınıfın 1. dönemde alınan matematiğin kodu matematik 101. 1. sınıfın 2. dönemde alınan matematiğin kodu da matematik 102. Hem 101'de hem de 102'de bu kitabı kullanıyoruz. Belki daha ileride de kullanırız onu bilmiyorum. Ama şu an işte 11. chapter'a geldik. 11. bölüme. O da sonsuz seriler ve sonsuz diziler ve seriler başlıklı bir chapter. Şimdi buradaki şöyle içeriye biraz bakın. Hani bu alanla ilgilenenler falan varsa daha çok işte böyle diziler falan. Hani bir kısmı aslında sizin bildiğiniz şeyler ama tabii burada onların ispatı gerekiyor. Zaten iş orada biraz zorlaşıyor. Yani bize lisede bu böyle deyip ezberlettikleri ve altını böyle oymayıp öğrenmeye çalışmadığımız şeylerin burada ispatları yapılıyor. Mesela şu tarz example 2'de mesela bir ispat var. Gibi gibi. Bunları öğrenmek tabii biraz zor olabiliyor. Çünkü hani lisede böyle bir altyapısı olmuyor genelde öğrencilerin. Haliyle de üniversiteye geçince biraz bu konuda çakılıyoruz. İşte burada egzersizleri var. Bayağı bir egzersizi var yani. Hiçbirine alan bırakılmamış. O biraz kötü. Hepsini böyle ekstra benim kullandığım gibi şöyle bir deftere yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve bilgisayarda da
Bu tarz ödevler veriliyor. Mesela işte burada cevaplarını yazıyoruz. Ben mesela şunu doğru yaptım, bunu yanlış yaptım ama hani az sonra deneyip tekrar doğrusunu bulacağım inşallah diye umut ediyorum. İşte bu tarz ödevler var. Bunların hepsi tabii puanlı ve bu ödevler de bizim yıl sonu aslında puanımıza etki ediyor. Şimdi Bilkent'teki günümün geri kalanına gelecek olursak. Bilkent'te günün geri kalanında hani büyük ihtimal bu ödevi bitiririm. Zaten 5'te bir tarih dersim var. 1 saat. Cumartesi bile dersim var maalesef. Hatta pazar günü bile var ve saat 9'da 10 arasında yani. Hani asla hiçbir gün geç saate kadar uyuyamıyorum maalesef. Üzücü biraz. Bugün işte ben şu an saat 1'e 10 geçiyor. Bir 2-3 saat daha bu ödevleri yaparım. Sonra fizik laboratuvar ödevim var. Fiziğin ödevi var falan. Bayağı İngilizce ödevim var. Bayağı bir ödevim var. Onları yaparım. Sonra 4-4.30 gibi biraz arkadaki yatağa uzanırım. Biraz dinlenirim. Çünkü 5'te bir daha dersim başlıyor. Dediğim gibi tarih dersi. Sonra o 6'da bitiyor. 6'dan sonra biraz mola veririm. Akşam yemeğimi yerim. 7 gibi falan tekrardan dersime başlarım. 9 gibi falan da büyük ihtimal yurttaki arkadaşlarımla böyle aşağıda kafede, yani çatı diye size bahsetmiştim videonun başında. Ya çatıda otururuz ya o size araçla giderken gösterdiğim çimlik alan var diye orada otururuz. Ya da dışarıya belki çıkabilirim okul dışındaki arkadaşlarımın yanına. Genelde günüm böyle geçiyor. Yani sabah böyle 8-9'dan akşam 10'a kadar 9'a kadar genelde off oluyorum. Yani hani ders çalışıyor veya başka şeylerle, akademik alanda bir şeylerle ilgileniyor oluyorum. Saat 10'dan sonra da arkadaşlar genelde dışarıya çıkıp biraz kafa dağıtıyorum. Çünkü o da gerekli oluyor. Yani bu psikolojinizi ve zihin sağlığınızı korumak için böyle bir şey gerekli oluyor. Bilkent'te bir günüm böyle geçiyor. Yani böyle merak falan edenler vardır. Belki bunlar sizi biraz motive eder. Yani hani Bilkent'in ortamı nasıl, Bilkent'in yurtları nasıl, Bilkent'te neler öğreniyoruz ya da neler yapıyoruz. Genel çapla neler yapıyoruz sorusunun cevabı belki sizi motive eder ve buraya gelmek isteyen arkadaşları da güzel bir video olmuştur diye umut ediyorum arkadaşlar. Ve bu vlog videosu bu şekildeydi. Bu şekilde çektiğim ikinci bir vlog videosu falan sanırım. Yani çok fazla böyle çekmiyorum ama ara ara böyle kanala koymak güzel olur. Yani video farklı da olur sizler için. Benim için de öyle tabii ki. Yani bir değişiklik her zaman iyidir bence. Lafı daha fazla uzatmadan arkadaşlar videoyu sonlandırayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.